Macit. Sayın Başkan, esasa yönelik savunmamız sıramızın yaklaşması sebebiyle bazı taleplerim olacak. Hepsinin savunma hakkı kapsamında olduğunu bildiriyorum öncelikle. Bir hususu tekrar ifade etmek istiyorum burada. 27.02.2018 tarihinde huzurda verdiğim ilk savunma esnasında Ayaş İlçe Emniyetli ve KOM'da gördüğüm işkenceleri ayrıntılarıyla anlattım. İfadelerin insanlık dışı muameleler altında alındığını burada size arz ettim. Ancak bu konuda hiçbir işlem yapılmadı. Ancak savcılıkta alınan ayrıca savcılıkta alınan ilk ifadenin eşim ve kızımın ifade esnasında ifade verdiğim yere getirilerek onlar üzerinden tehdit edildiğimi, bunun sonucunda da gerçeği yansıtmayan ifadeleri kabul etmek zorunda kaldığımı anlattım. İşkenceye maruz kaldığım kesinken burada işkenceci olarak bizzat fiili icra eden değil, işkenceyi yapan, yapılmasına izin veren, göz yuman, işkenceye itiraz etmeyen ve bu suça işlem yapmayan herkes işkencenin ortağıdır. Tüm bu ilkelere rağmen işkenceye uğradığıma dair heyetinize yaptığım taleplerime, benim ve ailemin maruz kaldığı insanlık dışı işkence ve kötü muamelelere karşı bir takım bıraktım resmen işlem başlatmayı, bu yönde sözlü ve yazılı taleplerim üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Basına ve iddianameye bu şekilde yansıyan ifadeler, huzurda neler yaşadığımı ayrıntılarıyla şahitler göstererek anlatmama rağmen, CMK 148'e göre de aykırı olan ve usule uygun alınmayan, dolayısıyla itibar edilmeyecek bu ifadeler mütalaada da suçlamalara delil olarak gösterilmiştir. Bununla da kalınmayarak 27.02.2018 tarihinde huzurda samimi beyanlarım ile düzeltilen ifadelerim Anayasa Mahkemesi'nin 20.06.2017 tarih ve 22.169 sayılı kararında delil olarak gösterilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin işkence altında alınan ifadeleri esas olarak verdiği bu karar, yargı organları tarafından kararlarına gerekçe yapılmıştır. Öncelikle bu ifadelerin gerçekliği yansıtmadığının göstergesi olarak soruşturma aşamasında gördüğüm işkencelerin araştırmasını tekrar talep ediyorum. Ayrıca bu işkence ve kötü muameleler sadece soruşturma esnasında kalmayıp bizzat devletin korumasında olan ve tutuklu bulunduğum cezaevi şartlarında da devam etmiştir. Emniyette ve KOM'da gördüğüm işkenceye ilave olarak burada da anlatmadığım cezaevinde maruz kaldığım bazı hususları bu konudaki taleplerimi ileteceğim. Benim tutuklu bulunarak yargılanmamın kararını siz ve heyetiniz vermektedir. Dolayısıyla öncelikle can güvenliğimi, sonrasında da savunma hazırlığı kapsamında bu tutuklu bulunduğumuz şartlar çok önemli. 25 Ekim 2016 tarihinde kurum değişikliğiyle Sincan F2, iki nolu F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumuna nakil oldum. Bunun sebebini tam olarak bilmemekle birlikte basında hakkımda çıkan asılsız haberler ve işkenceyle hukuksuz bir şekilde benden alınan ifadelerin gazete ve TV'lerde yayınlanması olduğunu düşünüyorum. Tabii bu şartlar altında Sincan F2'ye getirildiğim için özel bir ekip tarafından karşılandım. Kayıt kabulden başlayarak tek kişilik hücreye varıncaya kadar yaklaşık 3 saat sistematik işkenceye maruz kaldım. Tekme tokatlarla, ağır hakaret ve tehditlerle tek kişilik hücreye atıldım. Benimle birlikte olan arkadaşım Adem Kırcı da aynı muameleye maruz kalmış, yaşanan olayların mağduru ve şahididir. O gün orada bulunan memurlar ve kendisini çok iyi tanıdığım bir memur, gözleri önünde pilot olduğumu öğrenen bir infaz koruma memuru, ismini sonradan Çağatay olduğunu herkes öğrendi, tarafından ağır şekilde işkenceye maruz kaldım. Tehditler, hakaretler ve ağır küfürlerle koridorlara neredeyse sürüklenerek tek kişilik hücreye konuldum. Bu konuda bu işlemi yapan memur ve bundan müsaade eden baş memur ve idare hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İnsanlık dışı muamelelerin araştırmasını talep ediyorum. Kuruma getirildiğim ilk günden itibaren tek kişilik hücreye konularak ağır tecrit şartları uygulamaya başlandı. Tutuklu olarak değil, direkt suçlu kabul ederek infaz süreci başladı. Hem de kesinleşmiş bir cezam olmadan ve kanuna açıkça aykırı olmasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından daha ağır şartlarda infaz süreci devam etmektedir. 05.06.2017 tarihinde benimle hiç alakası olmayan gerekçelerle öne sürülerek tehlikeli tutukluk statüsüne alındım. Bu gerekçelerden biri üst düzey örgüt yöneticisi olarak yargılanmaya devam ettiği şeklindeydi. Bunun böyle olmadığını ben anlatamadım. Mahkemenizden yönetici olarak yargılanmadığıma dair cezaevine yazı yazılmasını talep ettim. Hiçbir işlem yapmadınız, yapılmadı. Dolayısıyla da halen sözde tehlikeli tutuklu, gerçekte de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazının şartlarından daha ağır şartlarda infaz olmaya devam ediyorum. Radyo ve televizyonlarımız idare tarafından gerekçe gösterilmeden toplandı. Günün 23 saatini 8 metrekarelik tek kişilik bir hücrede kimseyle görüşmeden, konuşmadan TV, radyo ve gazete gibi tüm iletişim araçlarından yoksuz yalnız başına geçirmek zorunda kalıyorum.
3 yıldan fazla süredir bu şekilde devam etmektedir. Bu şartlar altında yaşamımı sürdürmem bile zor iken savunma hazırlamam imkansız duruma gelmektedir. Bu konuyu size daha önce de defaten sözlü ve yazılı olarak arz etmeme rağmen üzerinden sorumluluğu atıp hiçbir şey yapmamayı tercih ettiniz. Kaldığım bu şartlar savunma hakkımın kısıtlanmasına neden olmaktadır. Son bir kez daha talep ediyorum. İnfaz kanununa göre bu sizin yetkinizde olan bir husustur. Kaldığım şartların daha insanca ve psikolojik baskıdan uzak savunma hazırlığı için uygun ortam olmasını talep ediyorum. Ceza ile ilgili bir diğer husus 03.06.2018 günü sabah yoklamasında daha önce de girişte bahsettiğim ismi Çağatar olan işkenceci memurun nöbetçi olarak geldi ve bir ifade kullandı. Bu ifadede benim bana söylemiş olduğunu düşünerek ona baktığımda bana ne bakıyorsun lan dön lan önüne tarzındaki hakaret ve argo içerikli sözlerle karşılıklı cevap verdi. Ona bakmaya devam ettiğim için odanın içine gelerek yüzüme ve enseme vurarak darp etmeye başladı. Bu insanlık dışı olayı mahkemenize dile getirmeye çalıştım. 10.08.2018 tarihinde 168. celsede beni dinlemeye bile tahammül edemeyerek sözümü bitirmeme izin vermediniz. Mahkemede 168. celsedeki beyanınızı aynen okuyorum. Tamam işte onu savcılığa şikayet dilekçesinde bildireceksin. Cezaevi dairesine bildireceksin. Bununla ilgili mahkememizin bu hususta ayrıca yapabileceği bir şey yok. Onu demek istiyorum. Yani suç teşkil eden dosyamızın dosyanın dışında açılmış olmuş olaylarla ilgili olarak bu şikayete konu demişsiniz. Yine yapılan bu insanlık dışı muameleye kulak tıkadınız. Bu olay üzerine cezaevi işkencenin devam ettiğini ve can güvenliğim olmadığı gerekçesiyle kurum değişikliği talep ettim. Bu konuda da hiçbir değişiklik olmadı. Hala aynı kurumda aynı uygulamalara maruz kalıyorum. İlgili memur hakkında suç duyurusunda bulundum ancak tutuklu olarak bizim haklarımızı sizin korumanız gereken bir şey yapmayıp sorumluluğu üzerinden attığınız için bu suç duyurusundan itibaren üzerimdeki baskı daha da arttı. 10.08.2018 gününde yine bir olay yaşadım. Burayı çok şey yapmayayım. Bir başkan tarafından ayrımcılık ifade eden ifadelere maruz kaldım. Bunun üstüne bir de iftiraya uğrayarak 5 gün ceza aldım. Bunu kısa geçiyorum Sayın Başkan. 5 gün hücre cezası aldım. Sürekli bunlarla uğraşıyorum. 15.11.2018 tarihinde de odamda arama yapıldı. Aramadan sonra oda darmadağın halde defterlerim, belgelerim hatta bazı çamaşırlarım dahi yerlerdeydi. Arama esnasında bu mahkemede savunmamda kullandığım belgeler, defterlerim, birçok şahsi eşyam aranıyor sonra yere atıldı. Hatta bazı belgelerin üzerine basıldı. Bunların bazılarını avukatıma verdim. İlgili zamanda da göstereceğim size. Bunlar dosya kapsamındaki belgelerden. Bu belgelerden anlaşılacağı üzere arama esnasında evraklarım yere atılmış, üzerine basılmıştır. Sonra savunma evraklarının arasında bulunan yargılandığım davada esas hakkındaki savunmamda kullanacağım gazetelerde hakkımda çıkan haberleri de buruşturup yere atıldı. Bunları çöpe atmam istendi. Evrakları toplarken bunlarda savunmamda kullanacağım evraklar olduğunu gördüm ve bunu beyan ettim. Arama tamamlanıp memurlar çıkarken aramaya katılan 5 baş memur savunmamda kullanmak için ayırdığım evrakları da çöpe atmam istedi. Ben bunları savunmamda kullanacağımı defalarca kendisine anlatmaya çalıştım. Baş memur bana bunlar benim için yanacak malzeme, hepsini atacaksın dedi. Ben de ısrarla bunları savunmamda kullanacağım bir daha elde etme imkanım yok. Hiç değilse tarihlerini alayım, not alayım diye ifadelerde bulundum. Ama memur buna da izin vermedi. Ben daha önce yapılan aramalarda bu tür dokümanlara dokunulmadığını anlatmaya çalıştım. Fakat söylediklerimin hiçbir önemi olmadı. İlgili belgeler elimden alınarak çöpe atıldı. Savunmamda kullanacağım evrakların çöpe atılmasını engellemediğim gibi bir de aramaya karşı çıkmak suçun işlediğim gerekçesiyle hakkımda tutanak tutuldu ve 2 ay görüş cezası aldım. Eşim ve çocuğum kızımla birlikte 2 ay görüş yapmaktan mahrum bırakıldım. Ayrıca yaşanan bu olayları mahkememizde 26.12.2018 tarihinde 224. celsede anlattım. Talep olarak alınan evrakların tarafının verilmesini istedim ancak bu konuda da bir sonuç alamadım şu an için. Son olarak yine günde 7 defa odama girip çıkanlar yetmediği gibi gece de bir olaya maruz kaldım son dönemde. Gece uyuduğumu görmelerine rağmen bir maaş memur geliyor odada uyuduğumu görmeme rağmen uyuduğumu benim uyandırıyor. Kapıya mı vurdun diye böyle bir basit bir gerekçeyle güya beni rahatsız etmeye çalışıyor. Hiçbir böyle bir uygulama olmamasına rağmen. Yani sonuç olarak şuna bağlayacağım Sayın Başkan. Tutuklu bulunduğum Sincan İkinoğlu F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda maruz kaldığım işkence ve haksız uygulamalarıyla hem anayasanın herkese tanıdığı hak ve özgürlükler hem de kanunlarda ve tüzüklerde hükümler açıkça ihlal edilmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi bu uygulamalar maruz kaldığım hak kayıpları ile ilgili kullandığım hukuk yolları maalesef mevcut şartlarda bir çözüm getirmemektedir. Yargılamam devam ediyor ve tutuklu olarak yargılama kararı veren sizsiniz. Sadece infaz kanununda yer alan hakların bana verilmesini yani kanunun uygulanmasını
haksız ve doğru olmayan gerekçeler ile hakkımda alınan tehlikeli tutukluluk halinin son bulmasını sizden talep ediyorum tekrar. Birkaç memurun düzenlediği tutanaklar ile haksız cezalara maruz kalmak istemiyorum. Son kez bu uygulamaların son bulmasını sağlayacak işlemlerin yapılmasını talep ediyorum. İftiralar üzerinden geçirdiğim disiplin soruşturmaları nedeniyle sürekli Batı İnfaz Hakimliği'ne savunma yapmak zorunda bırakılıyorum. Ve bu konudaki diğer itirazlar nedeniyle esas hakkındaki savunma hazırlıklarımı yapmama engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla savunma hakkım kısıtlanmaktadır. Savunma hakkımın kısıtlanmasına yönelik bu uygulamaların son bulmasını sağlayacak kararları almanızı talep ediyorum. Diğer taleplerim savunmaya yönelik. Esas hakkında vereceğim savunmamı kendime ve mahkemeye olan saygımdan dolayı takım elbiseli olarak yapmak istiyorum Sayın Başkan. Şu anki uygulamada cezaevinden mahkemeye gelirken takım elbise, hatta ceket giymemize bile müsaade edilmemektedir. Aynı kurumda farklı bir takım suçlardan tutuklu bulunan PKK gibi uyuşturucu veya hatta tecavüz suçlarından tutuklu bulunup yargılananlar takım elbiseyle giyerek duruşmalarına katılabilirken benim ceket giymeme bile izin verilmiyor. Bu işlem Anayasa'nın ve TCK'nın üzerinde durduğu eşitlik ilkesine aykırı bir uygulamadır. Türkiye'deki diğer tüm davalarda böyle bir yasak ve kısıtlama bulunmazken neden benim takım elbiseyle savunma yapmam engellenmektedir? Hatta aynı davada yargılandığımız, evet, tutuksuz sanıklar bile takım elbiseyle savunma yaparken tutuklu sanıklar olarak bu haktan mahrum ediliyor olmamız anlaşılır gibi değildir. Bu uygulamayla tutuklu sanıklar kesin suçlu, tutuksuzlar beraat edecek gibi bir algı mı oluşturmak istenmektedir? Ya da bu kararı alanlar kimse aman bunlar iyi hal indiriminden yararlanır korkusu içinde midir bilemiyorum. Ben de esasa yönelik savunmamı ayrımcılık içeren bu uygulamadan vazgeçilerek takım elbiseyle yapmayı talep ediyorum. Bunun için cezaevine müzakere yazılmasını ve takım elbisemin öncelikle kuruma alınmasını ve savunma yapacağım günde takım elbiseyi giyerek gelmeme müsaade edilmesi hususunun müzakerede belirtilmesini talep ediyorum. Eğer kararınız olumsuz dahi olursa bu yönde itirazları yapabilmem için talebimin ara kararınızda özellikle bir karara bağlanmanızı istiyorum. Huzurda verdiğimiz diğer bir talebim, huzurda verdiğimiz ilk ifadeler esnasında mevcut şartlar dolayısıyla hazırlanamadığımı size yazılı ve olarak sözlü olarak ikaz etmiştim, beyan etmiştim. O zaman şu şekilde bir yaptırım ile karşılaşmıştık. Biz ara karar aldık, savunma yapmazsanız savunma hakkınızı kullanmış sayacağız şeklindeki bir tehdit ile hazırlanamadan savunma yapmaya zorlandık. Dolayısıyla tam olarak savunma yapamadık. Bundan sonra ne zaman savunma ile ilgili bir beyan vermek istesek bu beyanı keserek savunmada anlatırsınız dediniz. Burada bir örnek paylaştım. Dilekçem de var başkanım. Bunu geçiyorum. Dolayısıyla ben de savunmamda ilgilendiren tüm hususları içeren bir savunma hazırlığı yaptım. İlk savunmada verdiğim tarihten itibaren yaklaşık 2 yıldır kurumun karasal iklimi şartlarını eksiksiz sağladığı bilgisayar dershanesinde kışları donarak yazları terler içinde hazırlık yapıyorum. Hala da tam olarak hazırlığımı tamamlayamadım. Ancak şimdi de diyorsunuz ki biz ara karar aldık. Şu kadar süreyi geçmeyecek. Bu nasıl bir adalet? Bundan önce 3 gün yapan kişiye nasıl bir kısıtlama getirmediyseniz ben de esas hakkındaki savunmamı sözlü olarak vermek istediğim kısmının tamamını sözlü olarak huzurda vermek istiyorum. Esas hakkındaki savunmanın bir günde asla bitmeyeceğini ifade ediyorum. En az yöneticiler kadar hatta birçok yöneticiden daha ağır suçlamalara itham ediliyorum. Hakkımda yönetici olarak yargılanan yönetici olarak yargılanan birçok kişiyle ağır suçlamalar bana da tarafıma cezalar talep edilmiş durumda. Dolayısıyla bu suçlamalara yönelik hazırladığım savunmamın mevcut durumda en az 2 gün süreceğini biliyor. Yaptığım hazırlığın tamamını hükme esas konuları içermektedir ki CMK 289H gereği hükme esas konularda savunma kısıtlanamaz. Savunma yapabilmek için en az 2 gün için planlama yapılmasını talep ediyorum. O gün geldiğinde yok biz plana uyamıyoruz, ara karar aldık, kesiyoruz gibi CMK'da veya kanunda yer almayan hususlar ile tarafıma baskı yapılmasını istemiyorum. Son olarak bazı dinleme taleplerim olacak Sayın Başkanım. Duruşma tarihi 12.02.2018 celse 95'te sanık Hüseyin Türk'ün savunma esnasında şöyle ifadeleriniz var Başkan. Yine Emrah Dönmez fotoğraf teşhisi tutanağında teşhiste bulunmuş. Burhan Buldum uçuş bakım asubayı teşhiste bulunmuş. Şeklinde makinistlerin CMK usullerine göre aslında ifade niteliğinde olmayan bilgi notları üzerinden soruları Hüseyin Türk'e yönelttiniz. Hüseyin Türk cevaben Burhan Buldum'la başlayacağım. Eğer Burhan Buldum ilgili makinistlerden biri ise bilirkişi raporunda yer almamış. Eğer bu arkadaş ilgili makinistlerden biri değilse benim kendi yorumum zorla söyletilen birisidir. Burada herhalde dinleyeceğiz, soracağım şeklinde cevap veriyor Sayın Başkanım. Bu cevabıyla makislerin dinlenmesi gerektiğini düşünüyor. Mahkeme Başkanı bunun üzerine 2 yerde tanık olarak dinleyeceğiz tabii. Bunlar sorulmuş mu onu bilmiyoruz. Gelince soracağız onlara.
Demesine rağmen makinistlerin birçoğu dinlenmemiştir. İfadeleriyle hakkında ithamda bulunan Burhan Buldum'un ise tarihi dahi belli olmayan, yani haberim olmadan talimat ile ifadesi alınmıştır. İfadeyi alan mahkeme eski ifadeleri olmadığından bir soru dahi sormamıştır. İfade verdim dediği bir ikisi açıklama toplam 6 satır 6 cümleden oluşan bilgi notudur. Bu bilgi notu iddianamede yer aldığı şekilde mütalada da yer almıştır. Sonuç olarak 95. celde ifade ettiğiniz Burhan Buldum'u tanık olarak dinleyeceğiz tabii şeklindeki beyanınıza binaen Burhan Buldum'un tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Bilirkişi raporlarının hazırlanmasında görev aldığı belli olan ancak imzaları bulunmayan Halit Oktay ve Mustafa Onur Kara'nın tanık olarak dinlenmesini veya bilirkişi olarak dinlenmesini talep ediyorum. Malum bu kişiler Amerika'da F-35 eğitimindeydiler. Şimdi döndüler. Türkiye'de olduklarını düşünüyorum. Diğer bir talebim Sayın Başkanım, dün de bazı hususlar geçmişti. Dosyada radar iz kayıtlarına yönelik klasörleri incelemeye çalıştım. Bu kayıtlarda ciddi çelişkiler ve tutarsızlıklar var. Bunları savunmamda arz edeceğim. Radar görüntülerinden screenshot şeklinde 2-3 dakikalık aralıklarla alınmış görüntüler ciddi sorunlar içermektedir. Bu kapsamda daha önce de talep edilen radar görüntülerinin yani 15-16 Temmuz gecesi için ilgili saatlerinin akar görüntüsü şeklinde dosya kazandırılmasını talep ediyorum. Sayın Başkan, son olarak hukuka uygun kararlar almanızı talep ediyorum. Şunu gördüm ki hukuka uygun ve adil karar alabilmek için orta zekalı olmak yetmiyormuş, birazcıkça cesaret gerekiyormuş. Okuduğum bölümle ilgili bazı maddi hatalar tespit ettim. Düzelttikten sonra mahkemenize yazılı dilekçemi vereceğim.